Aslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi Soğan Ekmek ve Nükleer Santral. Soğan fiyatları kendisini gösterince çeşitli tartışmalar yaşandı. En ilginci AKP'li Yasin Aktay'ın Kur'an'dan alıntılar yaparak Firavun'un köleleştiği İsrailoğulları'nın Musa tarafından kurtarıldıktan sonra gökten bıldırcın ve kudret helvası indirildiği halde soğan, sarımsak ve mercimek istemelerini hatırlatması oldu. Bununla kalsa iyi, Bakın bu konudan yola çıkarak ne diyor? Ne yazık ki siyasette popülizm çoğu kez insanlara daha iyi olanı, daha kötü gibi, daha kötü olanı da daha iyi gibi gösterebilme illüzyonlarına çok geniş bir alan açıyor. Kendilerine özgürlük bahşetmiş insanlar o özgürlük ortamının içinden köle oldukları günlerin bütün kötü, yıkıcı, aşağılayıcı taraflarını unutup bir şekilde bazı anları özleyebiliyorlar. Bunun ayrı bir psikolojisi, ayrı bir haleti ruhiyesi var tabi. Özgürlüğü herkes taşıyamıyor. Nimetler her zaman ve herkeste şükrana yol açmıyor. Tabi kimilerine Allah verdikçe veriyor. Bıldırcın ve kudret helvasını da nimetten saymıyor. Parayı bol bulunca uyuşturucu kullanmaya başlıyor. Yakalanınca da pudra şekeriydi diyor. Kimileri de ejder meyvesi yiyor. Sonra da teorisyenleri geride kalanlara dönüp sanki Musa'nın yaptıklarını yapmış gibi sizi kölelikten kurtardık ama hala soğan istiyorsunuz anlamına gelen sözler sarf edebiliyor. Sanki bütün millete bıldırcın eti ve kudret helvası yedirmişler gibi. Türkiye'de genel seçim var ve tabii ki muhalefet hayat pahalılığını gündeme getirecek. Almanya'da ise genel seçime daha var ama orada ülkenin gündeminde soğan sarımsak yok. Çünkü orada asgari geçim standardı var ve çalıştığı halde o standart kadar kazanamayana devlet yardım ediyor. Kimseyi soğana, sarımsağa bile muhtaç etmiyorlar. Almanya'da devrim gibi bir karar alındı ve nükleer enerji dönemi sona erdi. Ülkedeki son 3 nükleer santralde tüm reaktörler geçtiğimiz cumartesi gecesi devre dışı bırakıldı. Ülkede nükleer enerjiden vazgeçilmesinden kaynaklanan enerji açığının yenilenebilir enerjiyle kapatılması bekleniyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Alman hükümetinin önünde devre dışı bırakılmış 30'a yakın nükleer santrali sökme gibi zorlu bir görevde bulunuyor. Bir nükleer santralin sökülme süreci yaklaşık 15 yıl sürüyor. Öte yandan Alman yetkililer çok uzun yıllar ölümcül olabilen radyoaktif atıkların depolanması için de henüz kesin bir çözüm bulabilmiş değil. Eski Başbakan Angela Merkel döneminde nükleer enerji kaynaklı risklerin güvenli şekilde kontrol edilemeyeceği gerekçesiyle nükleer enerjiyi terk etme kararı alındı. Hükümet nükleer santralleri devre dışı bırakma kararı sonrası Rusya ile enerji anlaşmaları yaptı. Buna karşılık Türkiye'de Rusya nükleer santral sahibi oluyor. Dönemin Mersin CHP milletvekili Vahap seçer, Meclis'teki görüşmeler sırasında bu anlaşma olayına alırsa Rusya Türkiye'de nükleer güç santrali sahibi olacak. Dünya'da bunun örneği yok. Finans ona ait, inşaatın yapımı ona ait, teknoloji, işletme, yakıt, her şey Rusya'nın demişti. Anlaşma Meclis'te onaylanmıştı. Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmazsa. Türkiye'nin şu anda Akkuyu nükleer santralindeki payı yüzde sıfır. Türkiye sınırları içinde nükleer güç santrali yapımı işi bu santrale sahip olma oranı yüzde yüz olarak şu anda Rusya'ya ait ve alım garantisini de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz 15 yıl boyunca 12.35 cent kilova saat olarak vermiş durumdayız demişti. Tabii sahip olduğu iktidar nimetlerini bıldırcın ve kudret helvası yemeğiyle özdeşleştiren soğan ekmek fiyatları veya millet egemenliğine aykırı anlaşmalar gibi konulara kafa yorması beklenemez. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.